arkadaşları varmış yokmuş, 3 arkadaş varmış. Bunlardan bir ilkel olan imiş. Bunlar çalışmaya giderlermiş. Bir gün yine yola koyulmuşlar. Az gitmiş uz gitmişler, yorulmuşlar. Karşılarına bir değirmen çıkmış. Değirmende otururlarken acıkmışlar. O demiş senin azığını yiyelim, o demiş seninkini yiyelim, anlaşamamışlar. En son Keloğlan'ın azığını yemişler, sonra da sen bizim peşimize gelme demişler. Keloğlan değirmende beklerken sesler işitmeye başlamış. Çalarak, çığırarak cinler gelmişler. Keloğlan teknenin arkasına saklanmış. Cinler söyleyip oynamışlar, yemiş içmişler. Aralarında konuşmaya başlamışlar. Biri, şu ülkede bir padişah var, padişahın da bir oğlu var. Bir görseniz yaradan dökülüyor. Filanca dağda falanca ot var. Otun kökünü kaynatıp içirseler oğlan iyileşecek, demiş. Başka biri, falan ülkenin başkenti var, susuzluktan kırılıyorlar. Filanca dağda bir su var, o suyu çıkarsalar o şehri çimdirir, demiş. Yine biri de, falan şehirde dağın dibinde, bir taşın altına altın gömdüler. Herkes yanından geçer kimse bilmez, demiş. Cinler gün ağarırken değirmenden çıkmışlar. Keloğlan yola koyulmuş. Önce oğlu hasta olan padişahın ülkesine gitmiş. Cinlerin anlattığı dağdaki otu bulmuş, kaynatmış, padişahın oğluna içirmiş ve oğlan iyileşmiş. Padişah, Keloğlan'a, dile benden ne dilersen, demiş. Keloğlan hiçbir şey istememiş ve sonra görüşürüz diyerek oradan ayrılmış. Susuz yere doğru yola koyulmuş. Oraya varmış, o tepedeki suyu bulmuş, şehri susuzluktan kurtarmış. Ülkenin padişahı, dile bizden ne dilersen, demişler. Keloğlan, hiçbir şey istemem, hayrıma suyunuzu için, demiş ve altın gömülü olan yere doğru yola koyulmuş. Oraya varan Keloğlan çeyilin dibindeki taşın altından altınları bulmuş, doğru ilk gittiği ülkeye yol almış. Padişaha altınlarını bozduran Keloğlan evler, dükkanlar almış, çok zengin olmuş. Aynı zamanda padişahın kızıyla da evlenmiş. Gel zaman git zaman o iki arkadaşı Keloğlan'a rastlamışlar. Keloğlan'ın durumunu görünce şaşırmış kalmışlar. Keloğlan durumu anlatmış. Bu iki arkadaş o değirmene gitmişler. Aradan biraz zaman geçmiş cinler gelmişler. Çalıp söyleyip, yemiş içmişler. Yine konuşmaya başlamışlar, filanca yerde şu var, falanca yerde bu var, derken aralarından biri, burada insanoğlu olur da, demiş. Öbürleri, bizim korkumuzdan insanoğlu gelir mi hiç, demişler. Yine aynı cin, niye, neden olmasın? Keloğlan bizi dinleyip böyle böyle yapmadı mı, demiş. Aralarından biri, bura insanoğlu insan kokuyor, demiş. Bu iki arkadaşı bulmuşlar. Bir güzel sopalamışlar. Sonra çekip gitmişler. Onlar yemiş, içmiş yer altına geçmiş. Siz de yiyin, için muradınıza geçin.